akşam Cumhurbaşkanı seçilsin. Biz vefalı insanlar olarak Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken elbette her zaman bizim yanımızda olan ve buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti'ne birlikte olmaktan övünç ve Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve olumlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu arada işte yürüyeceğim. Dünyayla iyi ilişkiler içerisinde gerektiğinde müzakere masasında. Ancak bizim vazgeçilmez şartlarımızı, kırmızı çizgilerimizi asla onlardan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha buradan bütün dünyaya aykırıyoruz. Bizler için halkımızın teveccühüyle yapılan bütün tartışmalarda artık aldığımız onay doğrultusunda kendi devletimize sahip çıkmak, toprağımıza sahip çıkmak ve Türkiye'mizin buraya garantörlüğüne de sahip çıkmak bizlerden halkın teveccühünü bütün dünya kamuoyuna oradan duyurmak istiyoruz. Bizlerin düşüncelerini, fikirlerini, beklentilerini ve Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve onurlu bir şekilde kendi devleti çatısı altında yaşama mücadelesine artık dünyanın da saygı duyması gerektiğini buradan söylüyorum. Kıbrıs çok acılar çekti. Çok göçler yaşadı. Hala daha bu mücadele devam ediyor. Ama hamdolsun ki arkamızda 85 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti demdek ayakta duruyor. İngiliz sömürge yönetiminde baskı altında olan insanlarımızın EUFA'ya yönelik mücadelesini örgütlemek, sömürge yönetimine karşı yapılacak çalışmalarda birlik ve beraberliği sağlamak için onun liderliğini, onun önderliğini, varoluşumuzun müstesna ve unutulmayan bir lideri olarak Doktor Fazıl Küçük ve onun dava arkadaşlarını yad etmek istiyoruz. Biz Kıbrıs Türk'ü, büyük Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olarak asırlardan beri onun harekatını adım adım takip etmiş, acıları ve sevinçleri bizim de acımız ve sevincimiz olmuştur. Rauf Raif Denktaş'ı anarken onun büyük bir lider olduğunu, onun benim de kendisiyle sohbetlerimde hep bana devletten bahsettiğini, egemenlikten bahsettiğini, bu ülkede Kıbrıs Türk halkı var olacaksa mutlaka egemen olması gerektiğini, mutlaka devletine sahip çıkması gerektiğini konuşan, söyleyen, ölüm yatağında bile bunu bir vasiyet olarak bırakan bir liderdi. With our sovereignty, with our independence, with our freedom. Artık Kıbrıs'ta Rauf Raif Denktaş'ın bize bıraktığı vasiyeti, yani egemenlik temelinde bu mücadelenin sürdürmesi gerektiğini yine halkımızla paylaşmak istiyorum. Devletim diyorum, anlıyor musunuz? Egemenlik demek, kendi geleceğini tayin etme hakkı demektir. Cumhurbaşkanı olarak benim asli görevim, devleti, egemenliği, halkımın hak ve çıkarlarını korumak, halkımı Rum'un azgınlığı yapabilecek bir süreci engellemek ve anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Kıbrıs Türk halkı da ödediği bedellerle, şehitleriyle, fedakarlıklarıyla, yaşadığı soykırımlarla elbette bütün dünyanın gözü önünde kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olacaktır. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm ancak sonuç odaklı gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. Esas sorun Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda Rum, Yunan ikilisinin 50 yıldır uzlaşmaz tavrını sürdürmesi, Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu hiçe saymasıdır. Eşit varlığını kabul etmemesidir. Türkiye'mizde, anavatanımızda artık egemen eşitliğe dayalı Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğiyle bir çözüm olacağını bütün dünyaya bir kez daha kırıyoruz. Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz. O da bitti. O noktada artık yeni bir döneme girilmiştir. Federasyon defteri kapanmıştır. Tek yol artık iki devletli bir çözümdür. İki eşit egemen devlet. Buradan taviz artık yok, bitti.
Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var. İki devlet Kıbrıs'ta zaten Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var. Kıbrıs Cumhuriyeti o tarafta bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Dolayısıyla Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti de Kıbrıs Cumhuriyeti devletidir. 60 yıldır vardır. Bu saatten sonra herhalde kimsenin kendine vazgeçmez. Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5 artı Birleşikler toplantısında bir anlaşma için egemen eşitlik ve uluslararası statü zemininde mevcut iki devlet arasında işbirliği öngören çözüm modelini ilk kez Birleşik Devletler'e sunmuş oldum. Bu tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Cenevre'de çözüm odaklı gerçekçi bir öneri sundu. Bu gerçekçi, yenilikçi teklife olan desteğimiz tamdır. Yeni bir dönem başlamıştır. İki devletlilik, Maraş açılımı, proaktif siyaset, Türkiye'nin desteğiyle artık haysiyetli, onurlu, ulusal çıkarlarımıza, ulusal duruşumuza yakışır bir şekilde böyle bir siyasetin geliştirilmesinde bir Cumhurbaşkanı olarak bütün bunları dünyaya haykırabilmek, bütün dünyaya bunları seslendirebilmek benim için bir gururdur, benim için bir iftihar kaynağıdır. Uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin görüşlerini açık fikirlilikle ve ön yargısız bir şekilde değerlendirme çağrısında bulunuyor. Kıbrıs milli binadır, Kıbrıs ulusal bindamadır. Dolayısıyla evet, Kıbrıs'ta iki halk vardır, Türkler ve Rumlar. Bu iki halkın yan yana yaşayabilmesi için bütün çalışmalarımızı, bütün irademizi ve iyi niyetimizi ortaya koyuyoruz ama unutmamalıdır ki biz bu büyük ve milli davayı Türkiye Cumhuriyeti ile beraber yürütmekteyiz. Bizlerin Türkiye ile beraber hareket etmesiyle ancak ulusal çıkarlarımızın teminatı ve devamı sağlam temellerde olabilir. Aksi takdirde Türkiye'nin garantisi bitse, Türkiye askerini çekse, Kıbrıs'ta bize 1974'ten önce yaptıklarının 5 beterini yapacaklarından kimsenin şüphesi olmaz. Doğu Akdeniz'in bu noktasında en büyük ve en güçlü ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının hem garanti ülkesidir hem ana vatanıdır. Hem de 2000 kilometre kıyı şeridiyle ta İskenderun'dan Ege Dağları'na kadar o bölgede Doğu Akdeniz'de elbette söz sahibidir. Söz sahibi olmaya da devam edecek. Kapalı maaşı açma kararımız Kıbrıs meselesine yeni bir boy kazandırmıştır. Yeni bir süreç başlamıştır. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğindedir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Gelişen ve büyüyen Mausa'ya yakışır bir şekilde buraya insanlığı açmak, buraya geliştirmek ve kalkındırmak bize yakışandı. Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bu güzelim bölgenin geliştirilmesi, kalkındırılması, insanlığa kazandırılması için artık bizim yolumuz elbette barış yoludur, huzur yolu, güvenlik yoludur. Kardeşim Ersin Bey'e de bu gayreti, bu cesareti sebebiyle teşekkür ediyorum. Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum. Ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak, ana vatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum. Şehit vererek aldığımız Kıbrıs adasının elimizden nasıl sinsice alınmaya çalışıldığını hepimiz zaten biliyoruz. Biz 1571'den beridir Kıbrıs'ta bu mücadeleyi sürdüren bir halk, egemenliğimiz için, bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz için ağır bedeller ödeyen, şehitler veren, her türlü melazime, soykırıma, her türlü vahşete karşı duran, her dönem, her aşamada bizler bütün bunlara direndik. Direnmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim arkamızda güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. 1571 az evvel muhterem Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri gibi Akdeniz adalarına dahil olmayan ama Akdeniz'deki en önemli üssün imparatorluğa katılışıyla mümkün olmuştur. Ege'den başlayan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bu büyük mücadelenin biz de Kıbrıs Türk halkı olarak bir parçası olmak, bütün bu mücadelede bizim de bir rolümüzün olması bize gurur verir, bize onur verir. Bugün için Kıbrıs, Cumhurbaşkanımızın ve bir Genelkurmay Başkanımızın çok cesur bir şekilde
bazı kararlılıklar burada ifade edildi. Türkiye için önemlidir. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Büyük milletin evlatları olarak Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman başkalarının boyundurduğu altına giremez. Benim yolum bizlerin yoludur. Benim yolum Türk'ün yoludur. Benim yolum Kıbrıs Türk halkının bekası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi ve büyük Türk dünyasında bize yakışan bir şekilde bağımsız, özgür ve haliyle Türk dünyasının bir parçası, Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının sonuna kadar bağımsız, özgür, olumlu bir şekilde yaşam mücadelesinin taşlandırılması içindir. Tek bilek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok.